Herkese Tamam. merhabalar. Harika. Bir yandan siz eklenirken ben bir parça sevgili Fatih'i tanıtmak istiyorum. Ama öncelikle bilmiyorum bu akşam var mı aramızda İzmir'den katılımcılarımız ya da orada ailesi olan depremden etkilenen. Yani hepinize çok geçmiş olsun diyoruz. Bu konuşmayı da erteleyelim mi diye de düşündük ama bir yandan da hem sevgili Fatih çok uzaktan Kaliforniya'dan bugünü tespit etmiştik hem de belki bir parça da moral olur, biraz zihnimiz dağılır, güzel konular çünkü konuşacağız. Ama hakikaten herkese İzmir'e büyük geçmiş olsun dileriz, en kötüsü geride kalmış olsun. Biraz zaten konuşmayı tanıtırken Fatih'in kısa bir geçmişini söylemiştik. Ben çok kısaca bir daha tekrarlayayım. 1989 elektronik ve haberleşme mühendisliği mezunumuz. Şimdi bu arka sesleri kesiyoruz. Hocam sesiniz gelmiyor. Şimdi Açtım evet. ben. Hepimizi mute edince. NETAŞ'ta önce başladı. NETAŞ'tan sonra işte doğrudan bu Amerika yolculuğu başlıyor ve 2000'de Zone Technologies ile devam ediyor kariyerine. Hala mühendis. 2016'da sektörü değiştirerek Linkbee'ye geçiyor. Ama yaptığı iş ana şey hatlarıyla aynı. Ben öyle anladım. Düzeltebilirsin. 2017'den itibaren de Tesla'da çalışmaya başladı ve ben Cybertruck olarak biliyorum. Onu daha güzel anlatabilirsin hangi şeyde oldu ama Tesla Semi ve Cybertruck üzerine çalışan takımda. Hoş geldin diyoruz. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğin için. Biz Bulduk ilk benim kez için. Biz de ilk kez böyle uzaktan yapıyoruz. Bu pandemi bize yeni şeyler öğretiyor. Biraz da fırsat gibi değerlendirelim dedik. Hep böyle çevremizdekilerle bu işi yaparken şimdi bak ta sana San Francisco'ya uzandık. O yüzden keyifli. Evet. Formatımız eskiden biraz önce hani herkes bir kendini anlatıyordu, sonra soru cevap alıyorduk ama biraz formatı da sohbete çevirelim istedik. O yüzden ben öncelikle başlığımızı belirlediğimiz konuyla başlamak istiyorum. Şey dikkatimi çekti tabii ben de o dönemde üniversitede olduğum için NETAŞ bizim elimizden tutularak gezdirilen şirketti, örnek şirketti. O dönem için çok ilericiydi, bir mühendis için de çok doğru bir yerdi çalışmak için. Dolayısıyla aslında hani Türkiye'nin o dönemde en iyi şirketlerinden birinde başlamışsın hani mühendislik kariyerine. Ama sonra bu kurumsaldan şeyi de görüyoruz. Tabii Ascent ve Lucent da bilmeyenler için kökü Bell Labs'e dayanan yerler bunlar. Dolayısıyla onlar da çok köklü yerler. Sonrasında bir startuplara geçiş var. Benim merak ettiğim çünkü son dönemde Türkiye'de de hem startupların sayısı arttı hem de startuplarda çalışmaya olan ilgi de arttı. Biraz oradan başlayalım mı? Yani hani bu kurumsallarda çalışmaktan sonra startuplarla çalışmak nasıl oldu? Nasıl farklar oldu? Hoşuna giden yanları, gitmeyen yanları. Kesinlikle. Sağ ol Zeynep. Öncelikle ben de herkese özellikle İzmir'deki tüm halkımıza geçmiş olsun diliyorum. Sorduğun soru aslında tamamen benim mühendisliği figürat etmemdeki evrimle benzer bir şey oldu. Ben aslında şeyden önce bir 3 yıl üniversite asistanlık yaptım. İşte Ar-Ge uğraşmak istiyordum falan. Ama yaptığım şeylerin, uğraştığım şeylerin insanlar tarafından kullanılmasını istediğimi fark ettim. Sonra NETAŞ'a geçtim. NETAŞ'ta iyi bir, yani çok güzel bir ortamdı teknoloji ve mühendislik geliştirme açısından. Ama aynı zamanda büyük şirket için güzel bir doz verdi yani. Büyük şirket nasıl olur? Onu çok hoşlanmadım açıkçası ondan.
Ama güzel bir ortamdı. Türkiye için iyi bir şanstı. Ne kadar iyi kullandık o da ayrı bir konu. O başka bir zaman konuşabileceğimiz bir şey. Sonra Amerika'ya gelme durumu olduğunda Ascent Communications'daki yer aslında yeni kurulan, Ascent çok orta ölçekli bir şirketti ama yeni bir bölüm kuruyorlardı yeni bir location'da. 15-20 kişiyle başladık orada. Yani orada bir hafif startup dozu şeyini gördüm, tadını gördüm. Mühendisliği yapabilirken ve uğraştığınız şeyleri daha sonra insanların iyi veya istedikleri yöndeki bir amaçla kullandıklarını gördüğünüzde o verdiği bir şey var. Startuplarda da ona en yakın hissedebildiğiniz bir ortam. Çünkü ürünün çok başından başlayıp geliştirip şeye deploy etmeye gereken süreci bayağı minimize eden bir ortam. Ascent'te o şeyi aldıktan sonra, dozu aldıktan sonra, o zevki aldıktan sonra işte Lucent Acquisition oldu. Lucent o zaman market cap'i en büyük şirketlerden biriydi. Lucent'ta tekrar Netaş'a benzer bir büyük şirket dozu aldıktan sonra tekrar dedim ben de 5-6 ay sonra Zone'a geçtim. Zone'da zaten daha önce birlikte Ascent'te çalıştığım bazı kişiler Zone'un Ascent'in CEO'su kurmuştu. Ben de oraya geçtim Zone'un çok başında. Çok iddialı başlamıştık. Çok yoğun çalışmaktan. Bir araya girebilir miyim? Sen böyle çok şey söylüyorsun hani büyük şirketin dozunu aldıktan sonra. Şimdi bir yandan bazı öğrencilerimiz de kesinlikle büyük şirket peşindeler. Nedir o? Evet. Kaçtığın neydi? Yani hayatta bir doğru bir yanlış yok. Nereden hoşlandığınız, neyi yapmak istediğinizle alakalı. Bütün büyük şirketler aynı dozda olmak zorunda da değil. Yani doğrusunu sizin bulmanız önemli. Zaten başlarken yani biraz ondan tatmak fena bir şey değil. Hani ama neydi seni kaçıran? Tam şey yapamadım. Yani ben mesela neden akademisyen olduğumu biliyorum. Ben bu giriş kartlarına karşı bir hassasiyetim var. Öyle kartlı girilen her yere karşı bir sıkıntım var. Kalabalık içinde. Esneklik seven biriyim, özgürlük seven biriyim. Mesela ben akademide kalmamın en önemli sebebi getirdiği esneklik ve özgürlük. Hani o yüzden merak ettim seni kaçıran ne oldu diye. Büyük çoğunluk politika. İçindeki politika. Bir de impact'imi daha hissetmek, yani daha görmek istiyor oluyorum. Yani aslında temel motivasyonlarım onlar. Yani o ürünleşme hızlı olunca hani yaptığını da belki daha hızlı görüyorsun. Evet, aynen. Belki de o yani o süreçler tabii çok daha hızlı gelişiyor. Evet. Yani şeyden bahsettiğim gibi uğraştığım şeyi dışarıda kullanıldığını görmek istiyor oluyorum. Yani asistanlıktan, akademik hayattan çıkmamın nedeni oydu aslında. Yoksa oradan da sevmiştim orayı da. Yaptığım işlerden hoşuma gidiyordu fakat yani bir akademik paper'ın ötesinde bir şeyler olsun istiyordum uğraştığım şeyin. Büyük şirket gelmişti. Yani düşmanlık anlamında değil sonuçta. Şu anda Tesla büyük bir şirket. Ama o iki dediğin gibi benim için önemli olan o iki üç şey startuplara doğru beni yola koydu. Daha sonra tamamen bayağı küçük bir 6-7 kişilik başladığımızda. Bu Zone'u anlatıyorsun değil mi? Zone'a geçtiğinizde. Yok yani devamında da. Ne kadar uzun uzun anlatayım bilmiyorum da Zone. Zone bayağı iyi bir startuptı. O zamanki şeylerle çünkü Ascent'i Lucent'a büyük bir şeyle sattıktan sonra VC'ler şey yapıyor tabii. Sizle çalışmak istiyor. O zaman bir anda çok büyük yani normalde 20-30 kişiyle başlarsın, büyürsün falan
biz o zaman aynı anda işte hatırlamıyorum 100-200 kişiyle mi ne başladık bir anda yani ilk hafta dışında. Zonun en büyük, zondaki süre çok uzun sürdü çünkü bayağı şey bir başlangıçtan sonra, iddialı bir başlangıçtan sonra 11 Eylül oldu, tek sektörü şeye uğradı falan. Baştaki o büyük venture capitali o sayede bizi ayakta tuttu. Yani zon şu anda hala yaşıyor, devam ediyor şeyine. Mevcut olan bir şirket. O zor yılları startup olarak geçirmek ayrı bir tecrübeydi. Peki startuplara gitmedeki büyük bir çekince tabii risk. Hani genellikle bu büyük şirketlerde kalanlar onların getirdiği konfor alanından çıkamıyorlar. Evet. Şimdi tam şeyi bilemiyorum ama bu yaşlar ne bileyim sen de hani çocukluğu bir ev hayatı falan evet. Hani sen neye güvenerek evet güvenerek gittin. Yani çünkü aslında o çok bence kritik bir nokta. Hani çok riskli görünüyor bu yerler. Zaman kaybı olur mu diye görünüyor. Geçen gün eski bir öğrencim var. Şimdi burada değil herhalde ama o bir startuptan yeni ayrılıyor. 4-5 yılımı verdim dedi. Hani benim için büyük bir iş yaptım ama ne bileyim CV'ye baktığımda bir sürü de bu firmayı bilmeyen var. Hani şimdi ben bu boşluğu nasıl gidereceğim gibi böyle bir kaygısı vardı. Hani sen nasıl böyle cesaretli oldun? Yani şey hayatta sorumluluklar var tabii ki. Şey gibi diyeyim hayatı bir Microsoft Word template'i gibi tasarlayıp gitmek de var. Belli riskleri belli bir sorumluluk altında almak da var. Yani sorumsuzca riskleri almaktan bahsetmiyorum. Şeyi de var, ödülü de var, riski de var. Size kalmış, seçiminize kalmış. Bana o daha ilginç geliyor. Sonuçta başarısız olma şansı, başarılı olma şansından çok daha yüksek istatistiklere baktığınızda. Çok çok daha yüksek. Yani şey meşhur istatistik %95-%5 şeklinde söylenir. Ama oradan kazanılan tecrübe ilk başta başkaları tarafından belki recognize edilmiyor olabilir. Bu doğru. Öğrencinin söylediği çok doğru. Ama bir şekilde kendine şansın bir yerde bir şans yarattığında oradan aldığı kazanımlarla çok büyük işler yapabileceğini göstermesi çok daha olası. Onun olduğunu da gördüm ben. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Peki Tesla'ya gelelim ama. Çünkü galiba yakında bir tweetinde zaten Elon Musk şey dedi. Tesla bir dizi startup dedi. Her bir line mı dedi, ürün mü dedi tam hatırlamıyorum da onun her biri bir startup dedi. Tesla ile ilgili aslında çok enteresan tabii yani Elon Musk da çok birleşmiş bir imajı var ve çok hayranı var. Bir yandan bakıyorum iş kültürü olarak aslında zor da bir yer anladığım kadarıyla. Yani hani bu hızlı deadline'larla giden yani baskılı da bir yer. Bilmiyorum bu nasıl oldu ama hani hakikaten Cybertruck şimdi bugün seninle konuşacağız diye bir daha şöyle bir videosunu izledim. Tasarım falan. Hani hakikaten çok ilginç diyeceğim ben. nasıl Tesla'da çalışmak? Tesla'da çalışmak bana çok uyan bir şeydi. Yani startuplardan gelen biri için uygun bir ortam. Yani şeyi temposu çok yüksek. Tabii Elon'dan gelen bir şey de o. Yani o kendisi de temposu yüksek biri. Demanding biri oldukça. Ama onun dışında Tesla'da
çalışanların önemli bir kısmı misyona çok inanan insanlar. Ben Tesla'ya girmeden önce Model 3 ordurumu vardı, rezervasyonum vardı, evde elektrikli araba kullandık. Sonuçta müşterisiydin, önce müşterisi oldun. Önce müşterisi, yani gerçek arabaları almamıştım daha da potansiyel müşterisiydim, öyle diyeyim, rezervasyonum vardı. Çıkmamıştı zaten araba daha o zaman. Şeyin ortamı, yani bir insan doğayı korumak için veya environment'ı protect edebilmek için iyi bir şeyler yaptığını hissedebildiğim bir şirket. Ama onu yapabilmek için de bayağı efor ve şey gerekiyor. Şey lafı vardır, hani bir köpek yılı yaşı denir ya, 7 yaşında olur bir yaşındaki köpek. Tesla'daki Tesla yaşı da öyledir diye. Bunu duymamıştım. Güzelmiş. Bu içeride, yani çalışanlar arasında. öyle bir şey var. Yani bir yıl içinde o anlamda startup'a benziyor. Startup'ta da girdiğinizde bir anda bir sürü farklı konularda uğraşıyor olmanız gerekiyor. Benim konum bu. Ben başka bir şey ilgilenmem. Benim sıram geldiğinde bana haber verin, ben yapayım işimi, sonra devam edeyim gibi bir şey yok. Sürekli dört elden her tarafa saldırmak gereken gibi. O anlamda Tesla oraya benziyor. İşin yapılması var, şey yok. Çok lateral bir organizasyon. Çok fazla layer da yok. Bir sürü farklı konularda yani startup seviyesinde bir şey var, efor var, geliştirme, Ar-Ge eforu var. Onu da bahsediyor. Yani battery teknolojisi zaten baştan beri şeyin olan bir alan. Söyle adını, otopilot herkesin dışarıdan en çok takip edip duyduğu autonomous driving tarafındaki alan. Bu arada çok duyulmayan, belki biliniyor da olabilir, bilemiyorum. Material Engineering'de materyalde bayağı şey var, çalışma var. Yani hemen her alanda şey var. Yani Tesla'nın şeyi, mesela koltukları bile Tesla kendi yapar. Yani birçok otomobil şirketi şeylere dayanır. OEM şeylere, supplier'lara da şey yapar. Sırtını öder. Memnun olmadığımız, yani Tesla'da memnun olmayan bir şey varsa Tesla onu kendi yapmaya başlıyor. Öyle bir kültür var. Koltukları yapmaya da öyle başlamış. O zaman aslında bayağı bir mükemmeliyetçi bir şey var herhalde. Bakış açısı. O anda evet, öyle bir şey var. Aslında şeyi merak ettim. Mesela hani startuplar için de yorucu yani sonuç olarak. Hani bu anlattığında hem heyecan verici ama aynı zamanda yorucu da olsa gerek. Yani bu hani demanding'e hani kaç yıl içinde yaşanır şey nasıl acaba? Turnover'ı merak ettim ama hani nasıl dayanıyorsunuz? Bunda çağırayım mı cevaplaması için? Nasıl? Bunda'yı çağırayım mı cevaplaması için? Evet evet, Funda'yı da konuk etmiştik ama herhalde birkaç yıl oldu. O zamanlar güzel evet. Salonlarımız vardı. Evet. Senin de inşallah yine İstanbul'da da yine aynen onu da yine de isterim. Evet, hani aslında o da ilginç. Yani Fatih, bilmiyorum bu girişimcilikle ilgili de doğunur mu olunur mu falan diye hikaye var ya, tabii ki ben olunduğuna inanan biri olarak, ama hani seni dinledikçe de aslında herkesin de yapacağı ortam değil. Tabii bazımız daha meraklı, konfor alanında olup rahat, çünkü şimdi şeyi bilemem de, yani o konuya da girmemize gerek yok, ama sen yaptığını, verdiğin saatle muhtemelen standart bir şirkette yine bir mühendis olarak çalışsan hani benzer şeyleri alırdın. Hani ona rağmen şeyi de merak ediyorum, yani sizi motive tutmayı becermek de yalnız yönetici şey ya da bilmiyorum onu sağlayan ne acaba? Onu da şimdi merak ettim. Yani ben yöneticilik de yaptım.
Ama yani çok tercihim değildi. Yani bir 7-8 yıl yaptım galiba. Yani dediğim gibi aslında gene aynı şey, yani çok Yani o zaman fit parlak olanları bir alıyorsunuz şey yani. değil de ben. Fit olanları buluyorsunuz herhalde burada iş yapabilecek o Evet. zihniyette. Evet, yani zaten yani şey parlak ve çok bilinen bir startup değilse iyi kişileri getirebilmek her zaman için şey büyük bir ne derler Zorluk. zorluk. Tesla'da o şey avantajı var tabii Evet. popüler işte Elon'un Twitter'da bir sürü follower var falan. Bir de yapılan şeyler gerçekten yani insanlık için insanlığın yararına olan şeyler ve çok fazla salt kar amaçlı tabii ki ticari şirket kar amacı olması zorunda, yaşaması zorunda ama para sırf şey değil. Parayı eBay'den kazanmış zaten ilk başta. Evet. PayPal'ı sattı daha doğrusu. eBay PayPal'ı almıştı. Kendi Yani parası olunca o şey risk alabiliyor ama sizle birlikte hep birlikte giriyorsunuz ona ama herhalde Tesla'da hakikaten şey var yani bugün Tesla'da ne bileyim işte hisseleri de düşse şu da olsa bu da olsa popülaritesini kaybetmeyen yani yaptığı işler nedeniyle bir de sanki birbirini destekliyor. Hani bir yandan araba var ama son zamanda mesela bu SpaceX de çok şey getirdi, ses getirdi. Hani biraz o mesela yeniden yukarı çıkardı gibi düşünüyorum ben. Yani biraz daha zordu. Bana şey de ilginç geliyor tabii sonuçta enteresan değil mi? Hani Ford gibi geleneksel üretimin böyle olduğu otomotiv sektöründe bu kadar yenilikçi ve şeylere aykırı iş yapmak hani çok, o çok şey. O kısmı çok keyifli. Yani şimdi bias olacağım tabii ama gerçekten büyük elektrikli araba, elektrikli araç konusunda çok büyük bir şey var arada. Yani büyük fark var. İlk başlarda uzun yıllar onlar şey yaptılar, bu konuyu ihmal ettiler. İşte zamanı geldiğinde 2 dakikada yaparız. Ne olacak? Biz yani bu işin piriyiz falan gibi. Ama bayağı geride kaldıklarının farkındalar. Yani bu arada daha önce niye onlar yapmadı? O konuda ayrı bir söyleşi konusu. Yani şey değil. 2000'de ilk araba çıkarmıştı GM aslında elektrikli arabayı. Ama Tesla tamamen şeyi değiştirdi gerçekten konjonktürü. Şey kısmı keyifli tabii. Yani uğraştığınız arabayı veya üzerinde development yaptığınız hardware veya software neyse şeyin içine girip onu bir yerden bir yere götürmek ve sizi onun götürmesini sağlamak bu çok keyifli bir kısım. Ben uzun yıllar telekom, networking, internet teknolojilerinde çalıştım. Yani altyapısında, internetin altyapısının teknolojilerinde. O zamanlar işte eş dost sorar ne yapıyorsun falan. İşte şunu iş yapıyorum. Nedir o falan modem mi? İşte anlatmaya başlardım mümkün olduğu kadar anlatabilirim. Yani çünkü çok derinde bir şey. Gözler böyle uyuşmaya başlar, uyur gibi olur bir 2 saniye içinde. Anlatmak çok zor. Yani ne yaptığımı hala abilerim çoğu bilmezdi yani tam anlamıyla. Ama Tesla'ya veya LinkedIn'de de öyleydi. Tüketici elektriğine veya otomotivde bir yere geçtiğinizde ne yaptığınızı sorduklarında cevap çok daha kolay oluyor. Hele ki Tesla'da tabii biraz daha şey oluyor, ilgili oluyor insanlar. Evet, Evet, şimdi tam olarak ne ona yaptın avantajı var. Cybertruck'ta? Camı sen yapmadın diye düşünüyoruz neyse ki. O malzemecilerin işiydi diye düşünüyorum. Ben yapmadım. Ben yazılım yapıyorum yani Evet. embedded program gömülü yazılım diyoruz galiba Türkiye'de artık ona. Evet. Ne kadar umarım çok kullanılıyordur otelimde. Kullanılıyor.
Kullanılıyor mu? Evet. Hı-hı. Hı-hı. Şeyim o. Şeyden tut, ne derler, user infotainment dediğimiz user interface kısmına ben arabanın içindeki çeşitli controllerların yazılımına, arabanın içindeki birimlerin birbiriyle haberleşmesini sağlayan gateway dediğimiz controller'a kadar birçok şeyde çalışıyorum. Ben New Programs Engineering denen bir bölümdeyim. Biz şey yap, diğer engineering takımlarıyla birlikte de çalışıyor oluyoruz ama bizim esas şeyimiz yeni ürünleri çıkarıyor olmak. İlk kaç kişilik bir takım bu? Kaç kişilik bir takım? Bizim grup vallahi 20 mi? 20 galiba. Tam hatırlamıyorum. 20 falan galiba. Hı. 20 ya da 25. Çeşitli şeyler var. Disiplinler var. Yani yazılım yapan var. Elektronik mühendisliği, hardware engineering üzerine çalışan var. Bayağı bir tabii ki makine mühendisleri var. Dolayısıyla bir anlamda küçük bir startup gibi. Yani Semitruck'ın o veya Cybertruck'ın ambeyaları tamamen şeyi olan, ne derler, ofisli falan daha geniş cene bir startupmış gibi. Yani Tesla'nın içinde zaten çok lüksü yoktur. Tesla'nın genel kültüründe şey var, scrappy olma kültürü vardır, injekte edilen. Şöyle çok yani lüks, işte ne bileyim, burada Google'a veya Facebook'a gittiğinizde işte ne bileyim klasik arabaları görebiliyorsunuz. Öyle klasik arabaları yok o anlamda demiyorum. şey gibi, süpermarkete girmişim gibi kafeteryasına gittiğinde her şey falan böyle çalışanları şey yapan ne derler, şımartan bir kültürü vardır orada, o sayede tutmaya çalışan. Yani. Ama o da ilginç değil mi aslında? Ben o firmaları şey olarak örnek gösteriyorum. Yani öyle bir yer yaratıyorlar ki çalışan evet, oradan çıkmıyor. Bunu kendi isteyerek yapmıyor. Hani evet. Dolayısıyla orada tutmanın bir aracı bence. Hani eğleniyoruz ama neden evime gitmiyorum da buradayım sorusunu da sormuyor. Evet. Ama şimdi ama size hiçbir şey vermeden yine aynı şekilde tutuyorlarsa bilmiyorum Fatih kim daha iyi durumda. Bir şeyler alıyoruz canım yani hiç almıyoruz. Güzel. Şeyin amacı o zaten yani teknoloji sektörlerindeki belki yani startupların hem risk şeyi var dediğin gibi hem de ödül olayı da var yani belli bir incentive sahipsin. Büyük bir maaşın olmuyor belki fakat olası bir başarıda şirket içinde küçük de olsa bir payın var. Dolayısıyla şirket iyi bir şeye giderse sen de kendi çapında ona göre belli bir şeyi incentive şeye dönüştürmüş olursun. Şey olarak yani, o şeyden biraz farklı. Gerçekten bilmiyorum belki daha genç kesime hitap ediyor. Benim mantığımda ben geleyim paramı kazanayım o çerezi paramla alırım diye düşünüyorum yani oradaki ekstra şeylerin bedava olması beni şey yapmıyor. Bir diğer şey aslında ara ara söylemek isteyip kaldığım bir şey. Startuplarda benim en çok hoşuma giden bir diğer şey de işin business kısmına çok şeyiniz expose oluyorsunuz. Yani mühendis olarak şey yapmak dışında bir iş bir iş yeri nasıl döner, para, bir şeyler üretme, para kazanma, yaşama ilişkisinin çok yakın olduğunu görüyorsunuz ve hani BS'e daha kolay eğiliyorsunuz o zaman. Peki sende bu ilgi vardı, ben de sana şunu sorayım. O zaman tam da merkezindesin, kendi startup'ını kurmak hiç
aklına geldi mi, denedin mi? Yok. Bir denedik, bir denedik. Bir 3-4 yıl uğraştık. Ama şeyle paralel, yani bir yerde çalışırken yaptık onu hala. Ha, o pek olmuyor ama. Evet, onu becerebilen de var. Yani biz beceremedik. 3-4 yıl uğraştık. Bir yandan startupta çalışıyorken kendi startupını, yani startupta çalışıp startup'ı belli bir yere getirdik. Ondan sonra şöyle geldi, uzun yıllar böyle gittik sonunda. O dönemde öyle bir şey denedim. Güzel, orada hikaye varmış. Neden başarısız oldunuz? Neydi sizi yükseltmeyen diyeyim yani? Hani fail deniyor ya bu. Şey oldu bizde. Zaman, yani bootstrap etmeye çalıştık. Yani venture capital'lara gidip para onlardan almak istemedik. Bir iki tane ile görüştük. Revenue yaratan küçük bir yan şey yaratalım dedik. O bizi beslesin. Fakat yani en büyük şey zaman oldu bizde. O zamanı yaratamadık. Hem bir başka şirkette faturaları ödemek için çalışmak, onun yanında yapmaya çalıştığımız prodağı fund edecek bir yan iş yapmak. Becerebilseydik çok güzel olacaktı ama zaman yetmedi onda. Daha üç kişilik bir şeydi, daha core bir şeydi. Yani focus problemimiz yoktu. Mesela LinkedIn'de focus problemi vardı. Yani onun da başarısız olmasının nedeni de oydu. Yani şeyler o. Hala da var yani kafamda. Belki tekrar bir şey yaparım. Çocuklar büyüdü artık, üniversite bitmek üzere. Evet, aslında tam yaşı bence. Artık 100 yaşta hedeflediğimize göre. Tesla'yı yani, görmüşsün. Zaten genelde baktığınızda şey, ya üniversite bittikten sonra ki dönemde, yani hemen başlar başlamaz da olabilir veya early 30s da olabilir. Yani genelde hayata başlamadan, çoluk çocuğa çok karışmadan ya da 50'lerden sonra şeyi de çok görüyorum. Çocuklar büyümüş oluyor, finansal sorumluluklar azalıyor falan. Güzel bence bunu söylediğim. Bunun kayıtlı olması da çok güzel. Çünkü en büyük sorulardan biri işte kaç yaşında bu iş yapılır? Aslında bizim söylediğimiz tam bu değildi. Bunu çok sevdim herhalde o yaşlarda olduğum için. Bir hani 4-5 yıllık bir kurumsal deneyimden sonra, yani biraz bir sektör bilgisi ki hani ihtiyaçları doğru analiz et, ama bunun böyle daha sonra da olabileceğini duymak ne güzel senden. Güzel. Evet. Yani, ben biraz soru sordum. Sen de görüyor musun bilmiyorum. Chat'te birkaç soru var. Bir tanesi bakalım, yani mesela çalışma hayatına yönelik ben şunu şöyle özetleyeyim. Sen şöyle bir soru sorayım. İnci'nin sorusunu biraz böyle değiştirerek. Yani bugünden geçmiş Fatih'e ve yani 19-20 işte İTÜ öğrencisiyken hangi tavsiyeyi verirsin? Yani gerçi sen yeterince cesur falan olmuşsun. Ben hani açıkçası ne güzel bir böyle çok hoş oldu bu. Biraz yani, bence bizim nesil için çok şey, bizim nesle biçilen o mühendislik kalıbının çok rahat dışına çıkmışsın. Biraz şeyin etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Yani sonuçta tabii çok da şey bir noktaya gittin. Yani şeyi karşılaştırmanı da isterdim. Onu da sorduğum kişiler oluyor. Yani şey California kontekstiyle hani İstanbul'un farkı. Yani oranın verdiği hani hakikaten kontekstin de verdiği o bir cesaret var. Çünkü her an birileri bir startup'la uğraşıyor. O çok evet, farklı bir his. Burada biraz daha zor. Yani hani burada ben hep şey örneğini veriyorum. Şimdi bizde de Starbucks'lar hatta bir yerde çıktı. En çok oturulan kafelerden biri miymiş neymiş? Ama yani bizde insanlar oturuyor kalkıyor yani. Hani böyle dirseğini
çarptın mı bir tane yatırımcı, öbür çarptın mı bilmem ne, öyle bir ortam yok, sadece kahve içtiğinde kalıyorsun. Yani onun bir etkisi vardır. Bilmiyorum sen ne dersin ya da hani farklı bir şey yapmak ister miydin bilmiyorum. Çok memnun görünüyorsun ama var mı şimdi bu tip tavsiyeler almak istiyorlar özellikle de senin yolunla ilgili, onu yani bu konuda kendime ne tavsiyede bulunurdum? Yani dediğim gibi belli bir evrimin içinden geçtim. O evrimin içinden geçmeden neyi istediğimi anlamak herhalde birisi bana, yani 30 yıl öteden birisi bana anlatsa dinlemeye olabilirdim yani herhalde onu. Şeyde yani asistanlık ayrı bir şey verdi bana. Netaş ayrı bir şey verdi ama aynı zamanda ilgimin veya yapmak istediğimin şeyin ne olduğunu daha da göstermiş oldu. Tabii bunları yaparken çocuklara majorlarını seçerken söylediğim şey gibi sevdiğiniz işi yapacaksınız ama aynı anda sevdiğiniz iş de sizi hayatınızı kazandırabilmeli. Yani şeylerin isteklerin uğrunda giderken veya emellerin peşinde giderken belli bir sorumluluğu da yanında taşımak gerekiyor. Yani riski alırken dediğim gibi sorumsuz risk değil de belli bir sorumlulukta olmak gerekiyor. Mühendislik, işte İTÜ'de okumak, oradan aldığımız eğitim sayesinde böyle bir seçimi yapabilme lüksündeyiz aslında. Bunun farkında olmak önemli. Sadece karnımızı doyurmak için çalışmak zorunda değiliz. Bu çok büyük bir lüks. Yani çocuklarımıza da verdiğimiz en büyük şeylerden biri. Birisi şey sormuş, hem hardware hem de software alanlarında üst düzey çalışma ortamlarında bulunmuş biri olarak her ikisinde de belirli bir seviyenin üzerinde olmak için ne gibi tavsiyeleriniz olur? Çok çalışmak diyeyim ben. Evet, yani o da en güzel şey, yani şu anda öğrenci olarak yapıp tavsiye edeceğim, küçük projelerde yapıyor olmanız ve bayağı ucuza şeyler, yani hem donanım hem yazılım içeren projeler yapmanız mümkün. Şeyler, Arduino, Raspberry Pi ile vesaire. Benim şahsen hoşuma giden, hani fiziksel olarak bir şeyler yapıp çalıştığında onu gözünüzde görüyor olmak ayrı bir zevk veren bir şey. Yani projeleri en çok tavsiye edeceğim dallar ve okullarınız, üniversitede galiba kulüpler var şu anda benim mentilerimden aldığım şeylerle, haberlerde. Oralara katılmanızı tavsiye ederim. Genel olarak neler oluyor, neler bitiyor şeklinde şeyleri takip etmenin dışında bir şey de ne derler, iyi bir yolda şirketlerdeki job description'larınızı, job postinglerine bakmanız. Yani zaten burada bir sürü teknoloji magazin haber şeyleri, yazarları şey yaparlar. Sürekli job postinglere bakıp ne konularda çalışıyor şirketler, yeni konu projeleri neler, onları anlamaya çalışırlar. O da size ayrı bir şey verir. Ayrı bir idea verir. Yani biraz gelecekteki talepleri anlamak adına herhalde hangi becerilere ihtiyaç duyulacağı, belki o alanlarda kendini geliştirmek gibi. Bakalım burada. Evet, o ilginç de tabii. Daha spesifik olarak o bir de lise öğrencisinden vardı, gördüm de yazılımlarında görüşmek istiyorum. Yani yazılım daha çok geniş tabii. Gömülü yazılım var, application software kısmı var. Her konuda şu anda şeyden başlamak mümkün. Kendi başınıza başlamak mümkün internet sayesinde. Sanki artık diplomanın da özellikle yazılımda çok önemi kalmadı. Bu da çok söylenen bir şey. Yani o beceri setini ispatlayabilmek önemli. Hani bunu aldığınız yerin çok önemi yok gibi anlıyorum ben. Bilmiyorum. Yazılımda yani programlama yapmayı herkes öğrenebilir internetten.
Mühendis olmak ayrı bir şey. Ben hala onun üniversitede verildiğini düşünüyorum. Üniversitede olmasa mühendisler arasında veya o şeyden geçmiş, tecrübeden geçmiş bir ortamda alınabilecek bir şey görüyorum. Çünkü dediğim gibi programlama dilini öğrenmek ayrı. Onu bir mühendislik disiplininde bir ürüne dönüştürmek ayrı bir şey. Bakayım. Cam kırılma, evet. Şu cam kırılmayı evet unutma. O çok enteresan değil mi? Hakikaten ya onu anlatsana biraz böyle sona yaklaşıyoruz. Onu çok magazinsel ama enteresan. Ben mesela kendim o sahneyi görünce hani şey gibi düşündüm yani bu kaç kere denenmiş nasıl bir şey? Hani mümkün değil ilk atış değildir o. Değil. Tabii yani, işte. Yani ben o grupta yani Cybertry yapan gruptaki biri olarak söylüyorum öyle bir şey yok. Planlanmış falan bir şey değil. O an olurken şeyin arkasında yani perdenin arkasında değil de yukarıdaydım. Şeyleri takip ediyoruz tabii sürekli. Vehicle'dan gelen sinyalleri hepimizin böyle kaynar sular döküldü yani o an olduğunda. Yani kesinlikle öyle beklenen bir şey değil ama yani şeyde daha sonra bir video koydu ilan şey sırasındaki denemelerle. O atan bizim chief şeyimiz design something title'ını tam hatırlamıyorum şimdi Franz. Defalarca denedi şeyde daha önce. Ben de oradaydım yani. Direkt gördüm. Şey farkı oldu belki. Çekiçle ilk önce vuruldu. O şeyi azalttı diye deniyor. Mukavemetini azalttı şeklinde bir tanı var. Bir de yani bence mesela şey güzel ama yani mesela o sahneyi işte izleyince Elon Musk'ın yani o ortamda büyük bir ego sonuçta hani evet. Birine dönmemiş kötü bakmamış yani üzgün ama bilmem eğer sonrasında da öyle devam ettirdiyse aslında şirketleri yenilikçi yapan bir şey bu. Yani risk almalarını isteyeceksin ama o zaman riskin sonunda bu olduğunda da bunu cezalandırmayacaksın ki bu davranış biçimi devam etsin. Yoksa küstürür yani çalışanları. Hani herkes bu kadar demanding bir ortamda işte deadline'lar peşinde iş yaparken hata olabilir. Bilmiyorum yani 3 çekiç az vurulmuştur bilmiyorum ya da işte bir şanssızlık herhalde bir parçası. Yani ben tabii bilmiyorum mühendis olmadığım için hani laboratuvarda bunun testi olmuşken nasıl oluyor ama hep de şey anlatılır mühendisliğin de aslında deneysel olduğu sonuç olarak hani bunun başka örneklerinde gördüğümüz için bazen oluyor hani laboratuvar testiyle işte bir tane bir şey. Onu nasıl hakikaten ertesi gün ne yaptınız? Ertesi gün ile hemen o olaydan sonra Power Kültür. Çünkü o unveil eventi yani ilk ürünü sunuyorsunuz. Ondan sonra insanlar gelip işte ona binip geziyor olacaklar. Yani şeyin amacı o. Tabii o bizim teknisyen Fu 15-20 dakika hemen değiştirdiler anında. Yeni bir camla şeye çünkü tekrar şova geri gitmesi gerekiyor evet. Arabanın. Tabii şey oldu yani bayağı yani onun dışında çok çok iyi geçti her şey. Çok kısıtlı bir zamanda yapıyor olduk onu. O proje çok 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 demandingdi. Öyle bir şey negatif bir şey olması şey yapıyor demoralize ediyor tabii. Ama bir şekilde daha sonra şey oldu. Dalga geçme konusu oldu yani tişört kendinizle dalga geçebilmek de güzel. O kısmı işte çok iyi bence. Hani tam kriz iyi bir kriz yönetimi bu. Evet. Zaten o yüzden kimse hani bu acaba pazarlama amaçlı mı yapıldı falan diyor ama ben de yani şeyin zaten atanın yüz ifadesi dönüşü falan onu o halde pek öyle pazarlama hali gibi durmuyor yani hani. Yılan'ın ne dediğini de
Evet evet onu söyleyemedim evet. Aynen evet o da duruyor. O kesinlikle. Ben bunu şeyini izlemek isterdim. Bilmiyorum belki Netflix'te ileride düşer böyle behind the scenes belgeseller oluyor ya. Benim şey çok sevdiğim bir sahnedir. Apollo 13 müydü? Hani gidiyorlar filmde dönüşte delik var. Bu NASA'dakilere malzemeleri veriyorlar. Şeyde araçta olan olabilecek malzemelerle siz bu işi yapacaksınız diyorlar. Böyle bir saat içinde falan o bir tamir şey yapacak. Mühendislerin öyle bir çalışma sahnesi vardı. Ben onu inanılmaz yani etkilenerek izlemiştim. Bence çok tatlı bir mühendislik şeydi, karesiydi. Sizinkini de o yüzden aslında çok merak ettim. Yani sonra özellikle mühendislerin yani hani hands on bu işi yapanların ne hissettiği, nasıl başa çıktığı falan oralar bence çok ilginç tatlı hikayeler. Çok keyifli zamanlar oluyor. Yani gene bu bilmiyorum ne kadar zamanımız var ama soruları da... Ha evet soruları da devam edelim. Ama, evet. Şeyi bir şey daha bahsedeyim. Yani senin söylediğin şeye örnek olarak photoshoot'a gittik işte şeyden önce. Yani arabayı fotoğrafını, videosunu çekip şeyini koymak için şeyi çektiğimiz bir Ford'un bir pickup truck'ını çektiğimiz bir şey vardı. Aa evet. Onu çekmeye gittiğimizde bir state park yol işte dağın şeyinde yol kapanacak dendi bize bizim için ayarlandı dendi. Meğerse sadece bir dakikalık aralıklarla kapatıyorlarmış. Kapatma izni almışız sadece. Onu çekebilmek için de bu arada bu tip şeyleri arabayı kullananlar, bizim semi truck'ı, o tırı kullananların hepsi mühendistir bu arada. İlk zamanlarda şoför kullanılmaz. Yani çünkü şey prototip araba kullanıyorsunuz. Hep içindekiler de mühendis. Dolayısıyla onu çekebilmek için şey yapıp aracı ortaya getirip işte pickup truck'a bağlayıp çekebilmek falan bayağı zaman alan ve herkesin organize olarak yapması gereken şeyler. Onun dışında yani sadece 1,5 dakika kapattıkları için diğer zamanlarda araçlar geçiyor. Cybertruck'a kesinlikle göstermemiz gerekiyor. Yani şey çok önemli. Onu saklayabilmek, işte bir tane çadır yaptırıp falan. Ama ışıklarını açık tutmak zorundayız ki o 1,5 dakikada minimum şey olsun. Açık olunca da içeriden şey yapıyor, gözüküyor çadırın şeyinden. İşte arabalar geçerken sürekli önüne gelip fotoğrafı çektirme numarası yapıyor olduk sürekli. Böyle bir 8-10 tane fotoğraf var. Sürekli arabalar geçti. Bu tip çok ilginç, keyifli anlar da oluyor tabii. Çok tatlı. Maalesef yani o anlamda şeyler var, malzemem biraz var ama maalesef paylaşamam onları. Yok, ben diyorum ya bundan bir 30 yıl sonra Netflix'te belgesel olarak izleriz belki. Hatice Dila tatlı bir soru sormuş. Birçok projede yer aldınız. Bu projelerde en büyük başarısızlığınız neydi? Ya da en çok sizi başarısız hissettiren durum ya da olay hangisiydi diyor. Güzel bir soru. İşte camı kötü tasarladım yani. O kötü oldu. Vallahi eminim çok var. Daha çok en yakından yakınlardan bir tanesi örnek vereyim LinkedIn'den. İyi giden bir stratejiden sonra bir fokus problemi olup stratejiyi değiştirmek ve ürünün yönünü değiştirmek konusunda bir problem olmuştu. Orada yani daha baskın veya daha olabilirdim. Outspoken, yani gerekli itirazı yaptım da herhalde daha çok ayak diretmem gerekirdi. Niye diretmedin sence? Şey,
Yani etkili olmayacağını düşündüğüm için herhalde. Biraz daha fazla, yani işin içinde aslında biraz şey de vardı. Nasıl diyeyim? Aynı alignment'ta olmamak CEO'yla. Çok iyi anlaştığımız biriydi ama işe bakışınız farklıydı. İşe bakışta galiba farklılıklar vardı ve olabilir. O da zaten sanki değil mi oradan görece olarak evet, hızlı ayrılmışsın yani. Yani daha sonra o da fark etti tahmin ediyorum şeyi de. Herkes belli bir bu benim düşündüğüm her zaman doğru anlamında değil de o konuda benim ona göre çok daha fazla tecrübem vardı. Bahsettiğim şeyi daha çok BS yaptığımı düşündüğü için herhalde çok şey değer vermedi. Daha sonra da biraz geç oldu. Peki. Series A funding'i alamadık. Seed funding'den sonra. Çünkü yatırımcılar sürekli geliyor, arada bakıyorlar nasıl gidiyor. Zaten oradan da fark etmeye başlamıştım sonlarda. O fokus değişikliğini onlar da çok hoşlanmadılar ve parayı da vermediler sonra zaten. Sen görüyor musun? Son bir soru alalım istersen ama sen seç. Ben bakıyorum. Yukarı da kaydırabilirsin nasıl istersen. Şu da değişik. Bak bu tip şirketlerde çalışmanın ön koşulu nedir sizce? Demiş. Tesla seviyesinde bir şirkette ya o bilemedim. Ön koşulu yani şey öncelikle sizin kendinizin ne istediğiyle alakalı tabii ki. Ne yapmak istediğinizle alakalı ve ondan sonra da gereken işin gereken şeylerin altyapısına sahip olmak veya o tecrübelere, o skill setlere edinmek. O yüzden bir diğer şeyde job postinglere bakmak o anlamda çok anlamlı. Şeyi çok bahsediyorum ben. Yani mezun olmayı beklemeden internship'e bakmayı herkese çok tavsiye ediyorum. Türkiye'de olsun, şeyde olsun. Internship'te gerçekten çok önemli zamanlar. Ben Ankara'da iki tane telsiz firmasında yapmıştım iki yazımı, stajımı. O da çok katkıda bulunmuştu bana. Tesla'ya, SpaceX'e kesinlikle bakın. Internship pozisyonda neler isteniyor onlara bakın. O konuda kendinizi geliştirmeye çalışın. Daha spesifik sorular olduğunda yani e-mailim yazıyor muydu orada bilmiyorum ama sorularınızı cevap vermeye çalışırım olduğu kadar daha spesifik konularda. Elon Musk böyle bir şey demiş mi? Artık diplomasız kişiler alacağız. Öyle bir şey mi dedi? Onu hiç bilmiyorum ben. Evet. Yani diploma yani diplomayı mezun olduktan sonra ben herhalde bir daha şey için gösterdim. Amerikan vizesi için gerekti herhalde diplomayı göstermek. Yani diplomanın tabii ki önemi var da benim çalıştığım iki tane kişi ikiden fazla kişi gördüm de iki tane çok çok iyi mühendisle çalıştım. İkisi de bir üniversite okumamışlardı. Birisi başlamıştı. Yani bunu yapmak mümkünse üniversite tek yol değil. Ama üniversite bunu sağlamak için çok çok önemli bir yol. Yani ben üniversiteler önemsiz anlamında kesinlikle öyle bir şey anlamında değil. Bir yerden bir yere gitmenin birden fazla yolu var. Bazısı çok çok zor ve belli bir şey gerektiriyor. Determination'ı ve altyapıyı gerektiriyor. Onu yapabilen kişiler de oluyor. Daha az sayıda oluyor ama olabiliyor. Yani aslında bu dışa düşen örneklerden bazen şey oluyor. Hani bir arada bu Steve Jobs falan da çıkmıştı yani bu bitirmeyenler falan ama yani bitirmiyor ama işte o yıla işte Gates de mi?
hani böyle işte ortaokulda programlamaya başlamış, hani belli skill setler için tabii. Ama ben hani şimdi hoca olarak üniversiteyi savunmak durumundayım. Yani toplam istatistiki olarak baktığımızda herhalde bir sürü de üniversiteli olmayan var ve bir şey yapamıyorlar da hani. Ben de şeye katılıyorum. Tek yol yani olmadığını düşünüyorum. Yani şimdi bu bir trend değil. Yani şey diye bakmak, ben öyle bir düşünüyorum. Bu insanlar o kadar parlak, üniversitesiz de bunu yapabiliyor anlamında görüyorum. Yoksa trend anlamındaydı. Ben İTÜ'lü olmaktan her zaman çok gurur duydum. İTÜ'nün bize bir devlet üniversitesi olarak verdiği altyapı hiç zaman yatsımam. Ve çok her zaman çok şükrederim. Önemli tabii. Üniversiteden sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra öğrenmeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Ondan sonra sürekli öğrenme devam ediyor. Ama o altyapı ve o genel geniş spektrumu vermesi gerçekten büyük şans. Güzel. Bilmiyorum, e-mailini yazmak ister misin? Hani evet. Sonra kullandığın herkesin ulaşabileceği. Belki senin de işe gideceksin. Haftada kaç saat çalışıyorsun? Onu soralım da şeyin, hayatın çok kolay olmadığını da öğrensinler. Öyle düşünüyorum. Ben şimdi gelecek saati merak ediyorum. Ya projelerin yoğunluğuna göre değişiyor da herhalde bilmiyorum. Geçen hafta herhalde 80-90 saat falan. 80 oldu, değil mi? Ben hep öyle söylüyorum kendim. Biraz şeyden baz alarak. 80 diyorum yani genelde. Yani o sürekli 80 yapmak zor da şöyle diyeyim, hafif bir hafta geçmişse 50-60 saat falan oluyor. Yani o dinlenmiş haftasını. Yani o maalesef öyle. Funda yani bu şey seçim meselesi dediğim gibi. Benim için aile ve çocuklar da önemli. İşte hayatım iş ve çocuklar aileden oluşmuş oldu uzun yıllar. Kesinlikle de pişman ve şey değilim ama yani başka şeye çok vakit kalmıyor. Bir de basketbol arada kadar. Yani, güzel. Çok güzel. Ya aslında tabii şey çok büyük bir şans. Sonuçta sevdiğin, okuduğun yani aslında yani çok güzel bir hikaye. Hani okuduğun bölümünü tam yapmak istediğin, yani hep de mühendislik içinde kaldığın, hep aynı yerde giderek yükselmen. Dünyanın sonuçta sayılı şirketleri bunlar. Yani anlattıkların hepsi aslında öyle. Hani bunlarda kariyer sahibi olmak, çok şanslısın. Yani o nasıl diyeyim, memnuniyet muhtemelen seni daha da çalışmaya itiyordur diye düşünüyorum ben. Yani insanın bulunduğu yerde mutlu olması iş hayatında çok önemli. O zaman saat saymıyorsundur. Evet, yani kesinlikle öyle. Yani en şans, yani memnunum hayatımdan, öyle diyeyim. Güzel, ne güzel. Çok güzel. Seni, evet. Bunu bilmiyorum. Starlink de sizin proje miydi? Yok, o Star SpaceX'in kapsamının içinde. Değil mi? Yani ama benim background'ım, yani ben uzun yıllar internet service provider'ların kullandığı sistemleri tasarlıyor, geliştiriyor oldum. Starlink o anlamda ona benzer ama SpaceX'in altında. Arada SpaceX'le ortak projeler oluyor. Bir tane Semi-Tri yaptığımızda onların da elektrik lokomotif gerekiyordu, şeyleri dışarı atacak. Onların bir drill machine'i var. Boring Company, SpaceX'in içindeki tünel kazan. Onun drill machine deldikten sonra bir sürü çamur şey çıkıyor. Onu da dışarıya taşıyan bir şey var. Hattı, sistem var. Lokomotif. İlk başta dizel bir lokomotif kullanıyorlardı. Elektrik bir lokomotif yaptık. Orada da çalışmıştım. Arada öyle küçük ortak projeler oluyor yani iki şirket arasında. O da çok güzel. Peki çok teşekkür ederiz. Bize sabahın erken saatlerinde böyle güzel zaman ayırdın. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de güzel oldu. Evet. Umarım sizler için de iyi geçmiştir. Çok keyifliydi.
Çok teşekkür ederiz. Bizim için de bu yıl böyle bir şeyin ilk denemesiydi. O yüzden hani internet kopmadı. Benim için önemlisi o. Güzel bir şekilde bitirdik. Sana bugün için bol şans diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için bugün. Sorularınız için de çok keyifli. Salı söyleşilerini takip edin, evet. Genellikle böyle 15 günde bir gibi yapmaya çalışıyoruz. İTÜ Günova'nın web sitesinden takip edebilirsiniz. Herkese iyi haftalar diyorum. Fatih, sana da çok kolay gelsin. Herkese sevgiler. İyi haftalar, çok teşekkürler. İyi haftalar, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sevgiler. Bay bay.